Merhaba Egele TV izleyicileri. Sağlık ve Mutlu Yaşlanma Fuarı'nda röportajlarımız devam ediyor. Şimdi Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi standındayız ve başkanımızla beraberiz. Derneğin yönetim kurulu üyeleri arkadaşımızla beraberiz. Önce bir dernek başkanımıza uzatacağım ve kendisini bir tanıyalım efendim. Merhaba. Merhaba. Mikrofonu tutarım. Ben tutarım efendim mikrofonu. Anladım. Hocam ben tutarım mikrofonu. Siz bırakın. Ha, peki ben Türkiye Kas Hastalıkları Derneği İzmir Şubesi'nin başkanıyım. Profesör Doktor Türe Tunçbay, Ege Üniversitesi Nöroloji Kürsüsü'nden emekliyim. Evet, o emekli olduğum zaman bu derneği kurdum. Gerçi bu şeyin kongrenin ismi Keyifli Yaşam ama bizim hastalarımız keyifli yaşayamıyorlar. Fakat biz yine de bu kongreyi destekliyoruz gönülden. Çünkü bizim hastalarımızla buradaki kişiler arasında bir benzerlik var. Hocam, keyifli ve sağlıklı yaşlanmak sizce nasıl olmalı? İnanın biraz önce atölyeleri gezdim. Harika bir program yapmışlar. Çok güzel öğretici ve eğitici programlar var. Bunları bir kere gezseler veya bunlar televizyonda bir kez söylense inanın birçok kişi muazzam fikir alabilir. Hakikaten keyifli bir yaşam için veya yaşlanmak için benim ilk ilkem devamlı hareketlerini sürdürebilmek, sürekli okumak, çevreyle ilgilenmek, toplumdan kopmamak ve sosyal yaşam içinde kendini sürekli yenilemek şeklindedir. Bu kongrede büyük bir ihtimalle her yönüyle bunu destekler niteliktedir. Hakikaten görüyorum bazı kişi kendisini artık yaşlanmış olarak hissedip bırakıyor. Oysa hiçbir zaman beyin bırakılmayı istemez. Ne kadar çok işletirseniz o kadar çok keyifle size öncülük edecektir. Ve sürekli sizi yaşama bağlayacaktır. Beynin çalışması kadar tabii ki psikolojik olarak, ruhsal olarak da kendimizi yenilemek durumundayız. Boş durmak kadar yazık kendine edecek hiç başka bir konu bilemiyorum. Sürekli hareket halinde olmak ve sosyal olmak değil mi hocam? Sosyal olmak, toplumla iç içe olmak, sorunları, ülkenin sorunlarını, kendi aile sorunlarını, kişilerin sorunlarını paylaşmak. Ben böyle görüyorum. Ve önce kendimizi sevmek ve yaşama çok pozitif bakmak diye ben katkıda bulmak istiyorum hocam. Çünkü ancak öyle olunca işte o zaman kavgadan da kaçıyorsun. Eğer kendine sevgin ve saygın varsa hocam insanlara da sevgin ve saygın oluyor. Seninle birisi kavga etmek istese bile sen onunla kavga etmiyorsun. İşte, ben öyle biri oldum. Tamam. İşte bütün bunun için sürekli kendini yenilemek, durmak değil. Durduğun zaman düşersin. Durmak değil, yenilemek, hep ileriye doğru adımlar atmak. Niçin bizim derneğimiz bu kadar başarılı? Çünkü hemen hemen bütün arkadaşlarım ileriye yönelik çalışmalar yapıyorlar. Başkanım, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Sizlerle daha önce bir söyleşi yapmıştık zaten. Ama yine de ben size soracağım, hemen yanınıza geleyim şöyle. Artık bu yazıyı nasıl olsa görüntüye kaydettik. Sizce sağlıklı ve mutlu yaşlanma nasıl olmalı? Sağlıklı ve mutlu en önemlisi, önce tabii ki sağlığımıza dikkat edeceğiz. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Başka spor yapacağız. Etrafımızdaki insanlarla daima güzel şeyler konuşacağız. Güzel şeyler paylaşacağız. Mutluluğu paylaşan insan daima sağlıklı olur. Çok teşekkür ederim. Hemen sizden alalım. Sağlıklı ve mutlu yaşamak için. Ben de arkadaşıma aynı şekilde katılıyorum. Sağlıklı yaşamak için spor yapmak, mutlu olmak, hareket halinde olmak, enerjik olmak. Çok teşekkür ederim. Hemen size uzatayım mikrofonu. Merhaba efendim. Sizce nasıl olmalı sağlık ve mutlu yaşlanma? Sevgiyle başlamalı güne. Sevgiyle devam etmeli bence. Bu sevgiyi verebilmeli. Nasıl olsa gerisin geri o sevgiler gelecektir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben size de uzatayım mikrofonu efendim. Kamera bu tarafta böyle. Gelin böyle bize doğru. Evet. Sağlık ve mutlu yaşlanma size nasıl olur? İleri yaşlarda kendi kendimize yetebilmek için gündemi yakalayacağız. Hareketli olacağız. İnsanları kendimizi seveceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.